Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıklar izleyelim. Başbakan Muhammed Şia El Südani Ticaret Odaları Federasyonu, Irak Bankalar Birliği ve Hükümetin Mali Kurumlar ve Departmanlarının 3. Toplantısına Başkanlık Etti. Başbakan Muhammed Şia El Südani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Arap Parlamentosu çalışmaları kapsamında ise Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, Arap Parlamentosu 5. Konferansı ve Arap Meclis ve Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere Kahire'ye geldi. Bazı e, kelimeler kullanıyor. Mesela bir özelliğiniz hayat uzar, mesela başı uzakı olmaz. Yoksa bir özelliğine e, sual sordukları zaman mesela üç diye bir Sessizliğe meydan okuma sloganı adı altında Demokratik Ögü Örgütler Merkezi ile El-Amel Konuşma ve iletişim Terapisi örgüt tarafından kültür merkezinde bir festival düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde depremzede sayısının 21 bine aştığını ve yaklaşık 80 bin yaralı olduğunu açıkladı. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Ticaret Odaları Federasyonu Irak Bakanlar daha doğrusu Bankalar Birliği ve Hükümetin Mali Kurumlar ve Departmanlarının 3. toplantısına başkanlık etti. Bakanlar Kurulu'nun Merkez Bankası'nın doların resmi fiyatını düşürme kararının onaylanmasının ardından Irak genelindeki ekonomik duruma ilişkin gelişmeleri ele alındı ve dolar kurlarının takip edildi. Açıklamaya göre toplantıda bir önceki toplantıda çıkarılan yönergelerin uygulanmasına ve ek olarak mali yönden bakanlar kurulu kararlar kararların uygulanmasında kullanılan mekanizmaların tartışıldığı Başbakan Ali Sudani Hükümet'in bakanlar programının önceliklerinden biri olarak ekonomik reform daha doğrusu çarkının ilerlemeye devam edeceği vurgulandı. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi telefonda görüştü. El Sudani telefon görüşmesinde meydana meydana gelen depremde hayatını kaybeden çok sayıda aile baş sağlığı yararlara acil şifalar diledi. Başbakanın basın ofisinden alınan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şia El Sudani yaptığı telefon görüşmesinde Irak halkının, hükümetinin ve başkanlarının bu insani felaket konusunda Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve Yüce Allah'tan kurbanları rahmetine katması, yaralılara ve dertlilere acil şifalar ihsan etmesi niyaz ediyorum dedi. Başbakan El-Sudani Irak ve Türk halklarını birleştiren kardeşlik, iyi komşuluk ve kardeşlik bağlarını temelinde Irak'ın tıbbi ve insani yardım ve yardım malzemelerini etkilenen bölgelere ulaştırmak için hava köprüsünü işletmeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesindeki depremzede sayısının 21 bini aştığını ve yaklaşık 8 bin 80 bin yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak haftalar sonra yeniden inşa sürecini başlatma sözü verdi. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Suriye'nin Arap çevresine dönmesi çağrısında bulundu. El Halbusi Arap Parlamentosu ve Arap Meclisi Başkanlarının birinci konferansında yaptığı açıklamada Arap Parlamentolarına Suriye'nin dönüşü ve bu kardeş Arap ülkesinin istikrarı için çalışacak bir pozisyon çağrısı yapıyoruz dedi. Suriye'nin dönüşünde açık bir Arap rolü olması gerektiğini söyleyen El Halbusi Arap liderliği ve Arap ülkelerini Suriye'nin Arap çevresine dönüşünü ve Suriye'nin Arap bölgesel ve uluslararası rolünü yerine getirmesine etkili ve net bir şekilde benimsemeye çağırdı. Başar Irak بفتح المنافذ مع الجمهوريه العربيه السوريه وايصال كافه المساعدات الشعبيه قبل الحكوميه، الشعبيه قبل الرسميه لأن يكون هنالك دور واضح لاخوانهم في العراق بالوقوف مع الشعب السوري الشقيق، اتمنى ان يكون هنالك حضور لسوريا في القمم العربيه القادمه وان يكون لنا دور واضح في انقاذ هذا الشعب العربي الكريم. نؤيد ما مضيت بما يتعلق ب الامن الغذائي العربي ويجب ان يكون هنالك منظومه وايد المقترح الذي مضى به الاخ رئيس مجلس النواب الاردني بتاسيس صندوق للمضي بهذه الاجراءات باشباكان محمد السوداني السوداني دا دورسو مرهم شاعر بدر شاكر السيابن امينين رهابيليتاسيون وريستوراسيونو yapılmasına yöneltti Başbakan Muhammed Şia el Sudani merhum Bedir Şakir el Seyyab'ın büyük gurur duyduğumuz bir Irak ikonu olduğunu vurgulayarak hükümetin görevinin Basra ilindeki evi de dahil olmak üzere tüm mirasını korumak olduğunu belirtti. Başbakanın medya ofisinden yapılan açıklamada Çağdaş Arap şairinden yenileme hareketinin öncüsü olarak Iraklı ve Arap şair El Seyyab'ın sahip olduğu büyük sembolik konumu teyit etti. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmi ziyaretini sonlandırdı ve ülke liderleriyle yoğun görüşmelerde bulunduktan sonra başkent Bağdat'a döndü. Başbakanın ziyareti Irak'ın ekonomik ortaklıklar kurma ve bölgedeki durumu ele almak için koordinasyon sağlama konusundaki istekliliğini teyit ettiği amaçlandı. Değerli izleyiciler, bunlar Başbakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında resmi kabul töreninden görüntüler. Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda her iki ülkenin milli marşlarının çalınması ve resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Arap Parlamentosu çalışmaları kapsamında ise Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, Arap Parlamentosu 5. Konferansı ve Arap Meclisi ve Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Kahire'ye geldi. Parlamento Medya Ofisinden yapılan açıklamaya El Halbusi Kahire'ye geldiği ve Arap Parlamentosu Başkanı Adil El Abdurrahman El Assumi tarafından kabul edildiği belirtilirken Arap Parlamentosu Konferansı'nın camianın merkezinde düzenleneceğine işaret etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ABD Hazine Müsteşarı Yardımcısı Vali, daha doğrusu Vali Adi ve Bakanlığın üst düzey yetkilileriyle iki ülke arasındaki ortak çıkarları ve ikili işbirliği konularını ele aldı. Amerikan heyeti hükümetin ve Merkez Bankası'nın para politikasını geliştirme ve reforme etme prosedürleri ve yatırım, ticaret ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine öncelik verme konusunda bilgi verdi. Öte yandan El Al Allak Irak Merkez Bankası'nın kara para aklama ve terörün terör finansmanınıyla mücadele uluslararası standartlara uygulama taahhüdünü de teyit etti. El Allak Washington ziyareti sırasında J.P. Morgan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daniel Zilko ile yaptığı görüşmede sağlanan teknik destek ile ilgili bir dizi konuyu ele aldı. İki taraf J.P. Morgan'ın özel sektör ithalatını doğrudan finanse etmek için Irak bankacılık sisteminden Çin'e yapılacak ödemeleri kolaylaştıracağı konusunda anlaştılar. Sessizliğe meydan okuma sloganı altında demokratik örgütler merkezi ile El Emel Konuşma daha doğrusu El Emel Konuşma ve İletişim Terapisi örgütü tarafından kültür merkezinde bir festival düzenlendi. Sessizliğe meydan okuma sloganı altında demokratik örgütler merkezi ile El Emel Konuşma ve İletişim Terapisi örgütü tarafından kültür merkezinde bir festival düzenlendi. özel gereksinimli insanlar için türünün ilk ve tek örneği olarak kabul edilen Kerkük'te düzenlenen Sessizliğe Meydan Okuma Festivali'nde tiyatro gösterileri, video filmler ve farkındalık konferansları yer aldı. Bu festivalin amacını Demokratif Örgütler Başkanı bizlere şu şekilde açıkladı. هو يعني اهداف مسؤوله يعني بو بو طبقه يعني احتياج دار يعني نزل ذوي الاحتياجات الخاصه فاستغرب يعني دوستر مجتمع يعني مجتمع تدعين الدور لاروس حسيت ما صار بين نقص لاروار فبو يعني واجب منزل بيز يعني كمنظمات ديمقراطيه بلا رياض تسو حتى يدبي لاغن دونسلر مجتمع يعني كفرد عادي يعني بو مجتمع التواصل ونفس وقتها يعني بيز استلغ يعني الدكتور يعني رعايه الصحيه وزنكين لا رميز ياردم تسوسنر بو منظمه حتى يدبي سلار بلار شلاري بيترسنر Özel gereksinimli çocukların ailelerinin de katıldığı şenlikte bu alanın uzmanı Eyüp Belzirgen tarafından akıcı bir dille çocuklar ve toplumla nasıl başa çıkılacağı konusunda bilinçlendirme semineri verdi. Biz Türkiz yetimimizin soğukluğu iki taraftı. Ehletten öğretmen. Yani öğretmenin devri çok soğuktu. Aslında biz görüyoruz yani bazı öğretmenler var, saygımız var tamamen bütün öğretmenlerimizde ama bazı var tanımını o da kullanan talebeyden. bazə, kəlimələr qullanı, məsələn, bir özdən siz həyatınız uzun olsa başınız zəxr olmaz, yoxsa bir özdərlə ə e, sual sorduqlar zaman məsələn üç gündür özdərin e, yoxsa təavülü belə gözəl bir şəkildə deyir ki o tələbə ilə belə oldu o tələbə qorxur ustadan qorxur həramandan. Və elə bilmirəm başqa bir şəkildə sualı sorsun. Həmin zamanda da əhlətdən e, də gəlsək baxsaq əhlət də davrı çox xoxtur. Gələcək əhlət alışdırsın uşağına, Gərsinin uşağına təəddü etməsin, Gərsinin uşağına vurmasın, Gərsinin uşağına kötü bir həket deməməsin. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin bu bölgede son yüzyılda yaşanan en kötü olay olduğunu belirtti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerin bu bölgede son 100 yılda yaşanan en kötü olay olduğunu belirtti. Griefness Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldığı Kahramanmaraş'taki afiyet koordinasyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş ile çevre illerde yaşanan şok edici görüntülerden ve bölgede etkilenen depremzedeleri görmekten dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyleyen Griffiths, depremin merkezi üssü olan bu yerde pazartesi yaşanan depremler son yüzyılda bölgede meydana gelen en kötü olay dedi. Griffiths, Depremden etkilenen bölgelerde hem Türkiye'nin hem de yardım için bölgeye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalara işaret ederek, burada gördüğünüz arama kurtarma çalışmaları yardım faaliyetleri bu kötü günlerde bu ulusal afete Türkiye'den ve uluslararası alandan yapılan yardım müdahalesinin eşi benzeri yok diye konuştu dünyada yüzden fazla ülkenin deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderdiğini, birçok ülkenin de enkazlar altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anımsatan Griffiths. Ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths depremden kurtulan ailelerin çocukların barınma, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karışlamasının gibi önemli bir sürecin başladığını dile getirerek bu insanların unutulmaması için buradayım. BM ve temsil ettiğimiz tüm uluslar halkın bu zor zamanında sizlerle dayanışma içinde olduğunu söylemek için buradayım değerlendirmesinde bulundu. Türk arama kurtarma ekiplerinin ve Türk halkının deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan övgüyle bahseden Griffith, Türk halkının ebeveynlerin arama kurtarma ekiplerinin tüm gün durmaksızın enkaz altında kalan aile üyelerini, çocukları bir insan daha kurtarmak için göstermiş olduğu cesareti asla unutamayacağını söyledi. Deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Grefet, burada gördüğümüz insanlara yardım etmek için olağanüstü bir operasyon Kahramanmaraş ilçesinin her yerinde ve her genelinde görüyoruz. Bence Türk hükümetine bu operasyon için teşekkür edilecek ve takdir edilecek çok şey var ifadelerini kullandı. Grafit depremden etkilenen bölgelere daha fazla uluslararası yardımın ulaştırılması için de gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. İsrail işgal rejiminin Filistinli esirlere yönelik kısıtlı tıbbi ihmal uygulaması sebebiyle şehit olanların kervanına bir kişi daha katıldı. İsrail işgal rejiminin Filistinli esirlere yönelik kasıtlı tıbbi ihmal uygulaması sebebiyle şehit olanların kervanına bir kişi daha katıldı. Batı Şeria'nın güney kesimindeki El-Haliliye'ye bağlı Yatta kasabasının ahalisinden olan 48 yaşındaki esir Ahmet Abu Ali, işgal güçlerinin kasıtlı tıbbi ihmali yüzünden hastalarının ilerlemesinin ardından kaldırıldığı Soroka Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Filistin Esirler Kulübü'nün bugün sabah yaptığı açıklamaya göre Ahmet Abu Ali'nin sağlık durumu dün gece çok ciddi bir şekilde kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine işgal yönetimine ait Soroka Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Esir Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre Abu Ali 2012'den bu yana esaret altında bulunuyordu ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 9 çocuk babası olan Abu Ali'nin serbest bırakılmasına 2 yıl kalmıştı. Esir kulübü Abu Ali'nin işgal rejiminin bazı kötü muameleleri yüzünden cezaevinde muhtelif hastalıklara yakalandığına ve kasıtlı tıbbi ihmal yüzünden de bu hastalıkların sürekli ilerlediğine dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İran'ın üzerindeki haksız yasaklara rağmen büyük ve istikrarlı yatırımlara sahip olduğunu belirterek her alanda artan yeteneklerini vurguladı. Reisi İslam devriminin zaferlerinin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırımların başarısız olmasının ardından protestolar projesi aracılığıyla İran'da fitne çıkarmak istediğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın 20-22 Şubat tarihlerinde Polonya'yı ziyaret edeceği belirtildi. Beyaz Saray sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Polonya ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'yı desteklemek ve NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için ortak çabaların ele alınacağı kaydedildi. Açıklamada Biden'ın gezi kapsamında Bürkeş 9. B9 olarak da bilinen NATO'nun Doğu Kanada liderleriyle de bir araya gelerek ABD'nin ittifak güvenliğine sarsılmaz desteğinin yeniden teyit edileceği belirtildi. Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir kişinin aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az iki İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi İsrail güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde ateş açılarak öldürüldü. İsrail Acil Servis Kuruluşu Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Yahudi yerleşim birim Romata'daki ana cadde üzerindeki bir aracın kalabalığın arasına dalarak çok sayıda yayaya yaya çarptığı ifade edildi. Açıklamada araçla ezme şeklindeki saldırıda 4'ü ağır 7 İsrailli'nin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik dün uzun menzilli yasak, daha doğrusu yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları İHA ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik dün uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları ile saldırı düzenleyeceklerini bildirdi. Koneşenkov Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun dün Ukrayna'daki enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu belirten Koneşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetler 10 Şubat'ta gün boyunca denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi ve ulaşım sisteminin İşleyişini sağlayan kritik öneme sahip enerji sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi dedi. Saldırının hedeflerine ulaştığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu ifade eden Koneşenkov, yoğun enerji gerektiren askeri sanayi üretim fabrikalarının çalışmaları durduruldu. Ayrıca yabancı silah, muhimat ve rezervlerin demir yolu ile çalışma bölgesine ulaşımı engellendi diye konuştu. Koneşenkov çeşitli bölgelerdeki çalışmalarda 400'e yakın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 7 mühimmat deposu ile ABD üretimi radar istasyonu 7 adet M777 ve M109 pladin topçu sistemi Polonya yapımı Krab opsünün yok edildiğini aktardı. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 19 İHA ile 5 ABD yapımı çok namlulu roket atar HIMARS füzesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Koneşenkov bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3088 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7826 tank ve zırhlı araç, 1015 çok namlulu roket atar, 4061 obüs ve havan topu, 8326 özel askeri araç yok edildi ifadelerini kullandı. Zelenski Ofis Başkanı Yardımcısı Igor Zovskovga, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muhimmatının Rus kuvvetlerine karşı günlük çatışmalarda tükendi, daha doğrusu tükendikten sonra sıfıra düştüğünü doğruladı. Zofkva bu füze tüketiminin çatışmanın yoğunluğundan kaynaklandığını açıklarken Kiev'in cephaneye uzun menzilli toplara, tanklara ve savaş uçaklarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Ticaret Odaları Federasyonu, Irak Bakanlar, Bankalar, Birliği ve Hükümetin Mali Kurumları ve Departmanlarının 3. Toplantısına Başkanlık Etti. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Türkiye Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Arap Parlamentosu çatışma çalışmaları kapsamında ise Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Arap Parlamentosu 5. Konferansı ve Arap Meclisi ve Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere Kahire'ye geldi. Bazı e, kelimeler kullanı mesela hayatı başı olmaz yoksa dillerine eee soru zaman mesela Sessizliğe meydan okuma sloganı adı altında Demokratik Örgütler Merkezi ile El Emel Konuşma ve İletişim Terapisi Örgütü tarafından Kültür Merkezi'nde bir festival düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesindeki depremzede sayısının 21 bini aştığını ve yaklaşık 80 bin yaralı olduğunu açıkladı. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere kendinize iyi bakın.